Değerli Enterprise izleyicileri, bugün çok keyifli bir röportaj konuğumuz var. Kafein Teknoloji Proje Grup ve Grup Lideri Sayın Ersin Bitirgen bizlerle. Ersin Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Alışılageldiği üzere ben yayınlarımda hep ilk konuğumu ve temsil ettiği şirketi tanımakla başlıyorum. Hemen kendinizi ve şirketinizi kısaca tanıtabilir misiniz bize? Tabii. İsmim Mehmet Ersin Bitirgen. Kafein yazılımında 9 yıldır çalışıyorum. Kafein yazılımında anahtar teslim projeler, ürünler ve servisler proje ve ürünler tarafında grup müdürü olarak çalışıyorum. Kendimden bahsedersem ben yaklaşık 17 yıldır sektörde faaliyet gösteriyorum. Bundan önce Vodafone, Telenti gibi hem global hem yerel firmalarda yazılım alanında çalıştım. İşim mutfağından geliyorum. Birçok farklı projelerde farklı rollerde bulundum. Kafein yazılımda ise şu an çok kafein yazılımda da farklı departmanlarda çalıştım. Kafein yazılımdan bahsedersek eğer, kafein yazılım sektörün lider entegratör firmalarından bir tanesi. Yaklaşık şu an 600'den fazla çalışanıyla birçok farklı sektörde kurumsal büyük firmalara hizmet sağlıyor. Kafein yazılımın en büyük şeylerinden biri de 2005'te kurulmasına rağmen her geçen sene kayda değer büyümeler gerçekleştirdikten sonra 2018'de de borsaya, İstanbul borsasında işlem görmeye başladı. İstanbul borsasında işlem görmeye başladıktan sonra yatırımlarımızı hızlandırdık. Şu an kafein yazılım büyük bir firma olarak işine devam etmesine rağmen birçok farklı alanda iştirakimiz bulunuyor. Bu iştiraklardan bir tanesi iş veri analitiği üzerine ve CRM üzerine zaten sektörden de bilinen çok büyük firmalardan biri SmartX. Güvenlik alanında Karmasis diye bir firma ile iştiraklarımızdan biri bulunuyor. Savunma alanında papilyon savunma iştiraklarımızdan birisi. Bir de İSG, iş sağlığı güvenliği alanında yazılımlar geliştiren Enterprise firması da bizim iştiraklarımız arasında bulunuyor. Peki Ersin Bey, çok keyifli bir giriş oldu. Hemen biraz ürün ve çözümleri konuşalım istiyorum. Özellikle Tabii. içinde bulunduğumuz pandemi dönemi 15-16 yıllık bir yapıdan da bahsediyoruz. Eski bir yapıdan, günümüzde yakın hatırladığımız bir yapıdan bahsediyoruz. Neler öne çıktı bu salgın döneminde ürün ve çözüm anlamında kafein yazılım tarafında? Tabii şimdi kafein yazılım salgın dönemi herkesin beklenmeden birden başladığı bir süreç oldu. Ama bu noktada teknoloji firmaları zaten uzaktan çalışmaya ve bu şekilde dijital çalışmaya çok hazırdı. Bizim de çok hızlı bir şekilde uzaktan çalışmaya adapte olduk. Tabii firmaların, kurumsal firmaların bu adaptasyonları biraz zaman aldı. Ama bizim gibi teknoloji çözümleriyle onlar da süreçleri çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Adapte oldular. Biz birçok farklı alanda hizmet sağlıyoruz. Yani bankacılık alanında, sigortacılık alanında, havacılık alanında, telekomünikasyon alanında birçok farklı hizmetler sağlıyoruz. Şu an pandemiyle beraber zaten birçok arkadaşımız home office çalışıyor. O şirkette bulunması gereken zaruri olan operasyon gibi yer hizmetleri gibi hizmetler haricinde artık herkes evlerden uzaktan çalışıyor. Pandemi alanında özellikle geliştirmeye çalıştığımız ürünler var. Bundan sonra işin böyle devam edeceğini öngördüğümüzden dolayı geliştirmeye çalıştığımız ürünler var. Bunlar gerek iştiraklarımızda, gerek kendi alanlarımızda bu tarz ürünler geliştiriyoruz. Bunlardan birkaçını söylemem gerekirse mesela Karmasis iştirakimizin geliştiği Application Tracker yani uzaktan çalışan insanların yaptığı işlemleri loglayan, çalışanların işlemlerini loglayan gibi böyle yeni alanda da ürünler geliştirmeye çalışıyoruz. Peki alanlar çok fazla, kafein yazılımda çok geniş bir hizmet yelpazesine sahip ama biraz da gelecek planlarını konuşalım isterim son bölüme gelmeden. Büyüyen bir yapı, daha da büyümeyi hedefliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Hemen bu planlarınızı öğrenelim ve 5 yıl sonra kafein yazılım nerede olacak, neler planlıyorsunuz gelecek iş planlarıyla ilgili onları öğrenelim ve bitirelim istedim. Tabii. Şimdi kafein yazılım zaten biz hem Türkiye'de hem de dünyada büyümeyi için faaliyetlerimizde sürekli bulunuyoruz. Örneğin yeni alanlardan biri olan RPA, robotik proses otomasyonu, yazılım otomasyonu alanında sektörün öncü firmalarından biri olarak 2-2,5 yıl önce ekibimizi kurmuştuk. Şu anda da bu ekip ciddi şekilde büyüyor. Bu alanda da yatırımlarımız hala devam ediyor. İkinci alanlardan biri olan veri analitiği ve KVKK alanında çok ciddi yatırımlarımız devam ediyor. Türkiye'nin sayılı
KVKK projesini kafein gerçekleştirdi. Hala da gerçekleştirmeye çalışıyor. Çünkü veri güvenliği sizin de bildiğiniz gibi çok önemli. Herkes farkındalığın arttığı ve firmalarına çok yatırım yaptığı bir alan. KVKK tabii bu, bunda bir yasal etki de var. Ama yasal olmasa da firmalar artık buna çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Bu alanda da biz veri güvenliği alanı tamamen ayrı bir departmanımız var. Bu departman hem yurt içinde artık yurt dışında da projeler gerçekleştiriyor. Çünkü bu alanlarda biz Türkiye'deki projeleri gerçekleştirdiğimiz ekiplerin know-how arttığından dolayı artık yurt dışında hizmet rahat bir şekilde sağlayabiliyoruz. Bu alanlar öne geçiyor ama eskiden beri devam ettiğimiz yazılım talepleri çok fazla arttığı için anahtar teslim projelerde, büyük projelerde hala gerçekleştiriyoruz. Hem yurt içinde hem yurt dışında anahtar teslim projeler gerçekleştiriyoruz. Çünkü eskiden yarı otomasyon da olsa sistemler devam ederken artık firmalar uzaktan çalışmanın etkisiyle tam otomasyonla her şeyin takip edilebildiği, her şeyin loglanabildiği yazılımlar istiyorlar. Bundan dolayı zaten yazılım taleplerinde büyük bir artış var pandemiyle beraber. Bu gibi alanlarda yatırımlarımıza, gelişimimizi devam ediyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Mehmet Bey. Bundan sonraki görüşmemiz inşallah yüz yüze yapma şansımız olur pandemi tamamen gittikten sonra. İnşallah. Çok teşekkürler. Sağlık günler dilerim. Sağ olun. Değerli Enterprise X izleyicilerim, bugünkü röportaj konuğumuz Kafein Yazılım Proje ve Ürün Grubu Lideri sevgili Mehmet Ersin Bitirgen'di. Kendisiyle hem kafein teknoloji hem kafein yazılım hem de gelecek planlarını konuştuk. Enterprise X röportajlarımız devam edecek.